Hepinize merhaba gençler, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu videoda ne işleyeceğiz? Abicim, bir 100 coin harca, şu gelen oyunculardan bir aç. Abi, bu yeni gelen oyunculardan neden açmıyorsun? Canım abim, güzel abim, Allah aşkına bir tane aç dediniz bana. Twitter'dan da yazdınız, Youtube'dan da yazdınız. Ben de size açmayacağımı söyledim. Şimdi neden açmayacağımı size anlatacağım gençler. Ve sizin de açmamanızı istiyorum bu arada. Şimdi vakit kaybetmeyelim, geçelim videomuza. Diyelim ki ben bir gaflette bulundum ve 17 lira vererek steam'e bir 100 coin sahibi oldum arkadaşlar. Buradan bir tek atıyoruz. Mesela kim gelsin, kim gelsin? Ee, mesela Benzema gelsin. Benzema bu sıralar çok iyi. Bana Karim The Benzema çıktı arkadaşlar. Hemen şöyle sevindim, hopladım, zıpladım. Karim Benzema çıktı. Yihu falan diye bağırdım evde derken hemen şöyle 5 seviyeye hemen fullledim. Bana 8 tane de ilerleme puanı verdi. Bu 8 tane ilerleme puanının e, hızlı kontratı 4 tanesi buraya gidecek burası 93 olacak elimde 4 tane puan var onu da zaten nereye vereceğim belli 2 tane hıza 2 tane de hızlanmaya verince al sana Karim benzema arkadaşlar elimizde böyle bir benzema oluyor gençler 17 liraya bu benzema var. Şimdi bu benzemanın bir de GP ile olan versiyonu var arkadaşlar hemen onu da şuradan açıyoruz. 22 seviyede fulleniyor. Kendisi 490 bin GP şu anda görmüş olduğunuz gibi fiyatı ve 42 ilerleme puanına sahip. Bunu da zaten 4 tanesini Quick Counter'a vereceğiz ama onu en son hesaplayalım arkadaşlar. Şimdi ben bu benzemayla bu benzemayı birbirine yakın yapacağım. Bakalım oluyor mu? Bakacağız. 75-74 hızlanması var. Hemen getir abi 75-74. Yok fazla verdik tamam. Dur sırayla gidelim. 88 ofansif anadalık. 87 bitiricilik. 80 kafası varmış. Ofansif farkındalığı dexterity arttırıyordu sanırım. 88, 87, 80. Bitiricilik şuta vereceğiz arkadaşlar. 87, kafası da 80'miş. O da Arial Strange veriyor değil mi? Evet aynen. 88, 87, 80. Hatta bunu falsosu daha iyi oldu ha bu arada. Bak. Bak. Bunlara dikkat edin ben yaparken. Top sürmesi. 86, 80, 83. Tamam. Tamam abicim. Al. 86, 81, 83. Al sana bir tane top sürmem de fazla. Tamam mı? Şut gücü, fiziksel temas, denge ve güç olayı. Hemen şuna bakıyoruz. Oo 75'miş bu. 81, 76, 75. Şunu 75 yapacağız. 81, 76, 74 şu anda. Bunu hangisi yapıyordu? Ee, low body yapıyordu. Tamam verelim abicim. Ona da aynısı olsun. Aynısı olsun abi. Ulan bunun fizik gücü daha iyi oldu anasını satayım. 81, 76, 75. 86, 75. Güzel. Şimdi arkadaşlar. Bunun 4 puanı zaten Quick Counter'a gideceği için. 93 olacak orası. Bize 3 tane puanı daha kalıyor. Bu 3 puanı nereye harcayalım istiyorum. Pas 77'ymiş. Pas 74'müş. Ha, al. Al abicim. Bak şimdi. Bak iyi izle. 100 coin'lik Karim Benzema. 75-74 hız hızlanması var. 76-77 hızlanması var. Burada öndeyiz. 88-87-80. 88-87-80. Fasosu 73. Bunun 76. Bu biraz daha iyi. Güzel. Top kontrolü 86-81-83. GP'li olan 86-80-83. 100 coin'lik olan. Bak burada da top sürmemizde bir fazla var. Diğerleri aynı. Alçaktan pas 77, yüksekten pas 66. Alçaktan pas 77, yüksekten pas 66. Arkadaşlar gözlerinizi falan ovuşturmayın. Aynı oluyor. Onu atmaya çalışıyorum. <laughs> Şut gücü 82, zıplama 74. 81, 74. 76, 70, 75. 76, 73, 75. Arkadaşlar. Ee, görmüş olduğunuz gibi şu anda GP ile aldığımız Karim ve Benzema... 94 overall oluyorken bu Karim'di Benzema 93 overall da kalıyor arkadaşlar ve siz buna 17 lira para harcayarak sahip oluyorsunuz beyler. Anlatmak istediğim olay buydu. inanmıyorsanız başka bir oyuncuda bir tane daha yapacağım şimdi. Çünkü inanmadınız. Olmaz. Bunu göstermem lazım. <laughs> şimdi yani şimdi 100 coin arkadaşlar yani 17 lira. Hani yabancılar için çok para değil de bizim için çok para ki ya PlayStation'a daha ucuz demiştiniz bana. Yanlış hatırlamıyorsam 9 lira falan mıydı? 10 lira mıydı? Neydi? Ama PC'de 17 lira. Ben bu yüzden PC'yi baz alıyorum. 17 lira olarak baz alıyorum. Şimdi 17 lira verip de bu Karim Benzema'yı mı kullanmak daha iyi? Ki 93 overall bakın arkadaşlar ve bunun özellikleri daha iyi. Daha iyi. Bakın artısı olan bir özelliği yok lan. 67-73 şu 70-76 oldu abi. Ya bak her yerden adam iyi yani. Bak. Bak her yerden adam iyi. Buradaki bir olay çok enteresan bir olay var. Onu size anlatacağım. Mesela şimdi şut çekmeyi bunu 85 overall olarak göstermiş arkadaşlar. Ama ben bunu yaptığımda bana burada 82 diyor. Burada bir ipnelik var. Bakın bütün özellikler burada çok daha iyi. GP ile yaptığım Karim Benzaman'a bakar mısınız? Ama ne hikmetse buna 85 şut çekme diyor. Buna da 82 şut çekme diyor. Alakası yok. Aslında tam tersi olması lazım. Burada Konami e, şunu da yapıyor olabilir. 3 kaçlık yapıyor olabilir. Aslında bu oyuncunun 85 değil ama kağıt üzerinde bunu bize 85 göstererek göz boyu da olabilir. Millet açsın diye. Coin'le ne alsın diye. De yapıyor olabilir arkadaşlar. Çünkü bunun başka bir izahı yok. Ben burada daha iyi hale getirdim. Ama bu 82'ymiş şey overall'ı şut çekmesinin e, ama burada 85'miş. Bu ne periz bu ne lana turşusu yemezler. Yani tamam mı? Mesela güç 79 diyor. Bak burada 80 oldu. Bak bunu yükseltti ama bu şut çekmeyi yükseltmedi ne hikmetse. Ama burada bir takım şeyler var yani. Burada bir üçgen açılıklar var arkadaşlar. E, şimdi neden açmadım anlıyor musunuz? Ve bu sadece Karim Benzema özelinde bir denedik. Mesela diyelim ki başkasını deneyelim. Ya işte Darwin Nunez mesela bak. Şimdi herkese çıkmıştır bu. Çünkü overı düşük ya. Düşük overlardan yani kolay satın alınabilenler. Mesela 490 bir GP alırsın. Mesela Mbappe'yi de aynısını yaparım abi bak. Mbappe'yi de denesem aynısını yaparım. Bakmadım ama 3 aşağı 5 yukarı 2 overı ya oynar ya oynamaz. Mbappe'yi normal standart Mbappe'nin aynısına getiririm ben. Tamam mı? Darwin Nunez'i deneyelim. Kaç paraymış abi Darwin Nunez'in adi kartı? 75'lik adi kartı. 29.000 GP. Bedava. Bana velev ki Darwin Nunes çıktı. Gel abi gel. Gel sakin ol gel. Gel yapalım abicim. Gel. 8 ilerleme puanımızı aldık mı? Nereye veririz abi biz bu 8 ilerleme puanı? Ben Darwin Nunes'i çıkarttım. Nereye veririm? fası Farming'dan yükseltmek isterim. Onun için de muhtemelen şey vereceğiz. Dexterity'e vereceğiz. Ben Quick Counter oynuyorum. 3 puan harcayacağız. 5 puan harcayacağız sadece. 5 puan harcayacağım. Offensive Farming'dan yükselttim. İki de hızlı verdim. Al sana Darwin Nunes. 100 coin'lik Darwin Nunes. Gel abi şimdi. Adi 3 yıldızı Darwin Nunes kartına. Babacım 29.000 GP verdim. Şimdi bana 72 ilerleme puanı veriyor. Abi bak 72 ilerleme puanı ya. Ne yapıyorsan yap ya. Şimdi 83-86 mı hızlanma? Tamam tamam tamam. 83'e getir. 86'ya getir. Tamam. Getir abicim. Aynı olsun. Hak geçmesin. 79, 79, 75. 76. O falsif 79 yapacağım. Hangisiydi o? Şu muydu? 79. 79, 75. Bitiricilik. Şut lazım bize. 79. Kafa mı o? O da defansta mı vardı? Yok. Arias strength'te vardı. Kaçtı bu? 75. Tamam. Şimdi. Şut gücü 78, 70, 79. Fiziksel temas 80, 75, 84. 81, 71, 83. Dengede bu önde. Fiziksel temasta 81, 80. Fiziksel temasta bir önde sadece. Bakar mısınız arkadaşlar? Ve benim daha... Bakın 3 puanı buraya bıraktım. 3 puan da buradan düş. Benim daha 12 tane ilerleme puanı harcama hakkım var. Standart Darwin Nunes kartıyla. Bakalım abicim başka nesi iyiymiş bunun? Top 71-71-66 Tamam top sürmeye gel abi 71-71-66 70 71 66 Tamam güzel 61-68 duran top falso 66-72 Çok daha iyi Peki bunun başka nesi iyi? Defansif katılım 83 Agresiflik 79 Defansif katılım iyiymiş Defansa ver abi kaç puanım var benim? Kaç puan daha arayacağım? 4 puan daha harcam hakkım var. Ver abi hepsinde defansa. Karşılaştırıyoruz abiciğim. Bak iyi izle. 83 89 83 86. 79 79 75 79, 79, 76 75 66 72 61 68. Bak. 71 71 66 76, 76 66. Aynı pas 68 62 63 58. Bunu biraz düşük bıraktık. Onu ya istediğiniz gibi dağıtabilirsiniz. Çok sorun değil pas vermesi. Çok da bana ağım şu bir pas şeyi yok. Zaten ikisi de kırmızı da. Şut gücü 79. Zıplama 72. 78 72. 81 71 83. 80 75 84. Arkadaşlar defansif katılım 81. Agresif, agresiflik 78. Sadece ikişer barem yüksek. Bakar mısınız? 83 79. 81 78. Ve 29.000 GPS'en sen zaten bunu alabiliyorsun. Anladın mı olayı? Bu yüzden arkadaşlar ben yeni gelen bu oyunculardan açmak istemiyorum. Bu örneği de size özellikle bunu da çekmek istedim. Bu videoyu yapmak istedim. Şimdi bunu kimler açabilir? Abi sen PES 2021 oynamamışsındır. Oradaki o e, kurt bonusunu almamışsındır. Elinde oyuncu yoktur. Açabilirsin. Ona zaten kimsenin diyeceği bir şey yok. Versiyon 0.9 e-futbolu oynamamışsındır. 30 maç mı ne yapacaktın? Oradan gelen... Ee, bonuslar vardı. Onu da yapmadın diyelim ki. O oyuna sıfırdan yeni başlıyorsun. FIFA'dan geldin. Hiç PES oynamadın. O zaman tabii ki açabilirsin 100 coin'ini. Çünkü başka çaren yok. Yani yapacağın başka hiçbir şey yok. Buna zaten kimsenin dediği bir şey yok. Ama sen elinde GP'in var. Ben mesela bonus aldım ama ben 1 milyon GP aldım. Oradan bonus geldi. PES 2021'den geldi. e futbolun eski versiyonunu oynadım. Oradan geldi falan. Şimdi hal böyle olunca benim elimde zaten bir GP var ve ben oyuncuları bu şekilde değerlendiriyorum artık. Ee, dediğim gibi bakın. E, PES 2021 gibi değil bu oyunu sistematiği. Çok farklı arkadaşlar. E, bu 100 coin'i açabilecek arkadaşlar bu anlattığım arkadaşlar. Elinde hiçbir şey yoktur. Kurt bonusu yoktur. Legendary açmamıştır. Bilmem ne açmamıştır. Sıfırdan başlamıştır. O zaman tabii ki açabilirsin. Onda bir sıkıntı yok. Hatta zaten sana top veriyor. Şu 2 yıldızlı, 3 yıldızlı toplar veriyor. Günlük girişten sarı toplar. Onlar da zaten bunlardan da alabiliyorsun. Tamam mı? Bunlar zaten aynı oyuncusu ve 15 gün sonra, 2 hafta sonra bu liste yenilenecek arkadaşlar. Başka bir ligden başka aynı oyuncuları gelecek. Onlar da böyle hemen harcamayın. O sarı topları ben kabul ederken 2 aylık süresi vardı. 2 aylık süresi vardı. Bu ne demek oluyor? Yani 2 ay içerisinde gelen etkinlikte kullanabiliriz zaten. Tamam mı? Bunda bilgisini vereyim. Acele etmeyin. Ben zaten buradan bir tane e, kim almıştım? Hemen söyleyeyim. Buradan bulabilir miyim onu? Bulamıyorum. Nereden on benim aldığım oyuncu? Bir tane SF almıştım. Neyse salla çok dönem değil. Bulamadım. Nerede onu bilmiyorum şu anda. Hakikaten de neredeymiş de benim aldığım oyuncu. SF aldım ya bir tane ben. Neyse boş ver. Burada <laughs> koymamışlar. Şimdi arkadaşlar 100 coin o yüzden şu anda harcamanıza gerek yok. Ne zaman harcayacağız? Onu da söyleyeyim sana bak. Ne zaman harcayacağını söyleyeyim. Arkadaşlar şu anda bizim bu elimizdeki GP ile aldığımız oyuncular bizi en az 2 ay götürür. Bak abartmıyorum. 2 ay bizi götürür. Yani sana şuradaki çıkan bir oyuncu sana çok fazla bir level art arttırmayacak. Bak iki tane oyuncu da de denedim. Sen gir bu siteye, sen de kendi e, hesabını, kendi kıyaslamanı kendin yap. Obamaenka yap, Depaya yap. 3 aşağı 5 yukarı vallahi billahi aynı özelliklere gelecektir. Konami bunu niye yapıyor? GP'si olmayanlara, işte Legendary'si olmayanlara, e, kurt bonusu almayanlara takımında kursun diye bunları getiriyor. Sen açma. Gerek yok. 2 ay sonra Benzema'nın atıyorum 93'lük olan bir kartı gelir buraya. Ha o zaman ne olur? Senin elindeki GP ile aldığın Benzema ile zaten arasında bir fark olacak illa ki. İşte o zaman GP aldığımız oyuncular bize yetmeyecek. Anladın mı? Davayı çaktım çünkü 2 ay sonraki gelenler daha da hormonlu olarak gelecek. 91 overall gelmeyecek, 94 overall gelecek belki. Veya işte haftanın oyuncusu benzeması gelecek mesela. 95 bilmiyorum. Belki böyle yine aynı oyuncusu gelen ama geç bu aynı oyuncuları şey ee, yükseltirmiyordu yükseltilmiyordu pardon ona yükseltilmiyordu. Ya, bu tür oyuncular gene gelecek yani. Biz bunu bekleyeceğiz abicim. Bekleyeceğiz. 2 ay sonra gelen e, Karim Benzema 93-94 overall geleceği için senin bu GP ile aldığın Benzema'yı zaten geçecektir o Benzema. 5 seviyede fullense dahi. Çünkü adamlar ona göre özelliklerini yükseltip getirecek. Arkadaşlar biliyorsunuz artık bu oyunu yani. Benim anlatmama gerek yok. Hormonlu kartlar zaman ilerledikçe daha da iyi halde geliyor bizlere gençler. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Hazır bu videoyu çekmişken. Ee, şöyle bir şey düşünüyorum. Şu anda sesi düşünüyorum. Tahminim bu yönde. Şimdi biz bu oyuncular diyelim ki sen çok zenginsin. Bin bin lira para bastın. Öküz gibi açtın bunlardan. Elinde bir sürü oyuncu var. Arkadaşlar bu oyuncular biliyorsunuz DP antrenörü yapılamıyor. Malumunuz. Ya sileceksiniz ya kadroda duracak. Ben diyorum ki kadronuzda dursun. Sakın bu oyuncular. Ya benim işime işte Sebastian Haller çıktı. Ben bunu sileyim. Ne yapacağım ya falan. Diyorsunuz ya demeyin abi dursun. Niye biliyor musunuz? FIFA'daki gibi bir etkinlik getirebilir bak Konami. Bu lafımı unutmayın. FIFA'da nasıl bir etkinlikler oluyor biliyor musun? Diyor ki mesela sana İtalya liginde oynayan ilk 18'i İtalya liginden olan oyuncularla işte bilmem ne 3 galibiyet al. FIFA'da öyle işte sana işte mega paket veriyor sana. O şekilde yaparsan. İşte mesela diyor ki İtalyan liginde değil de İtalya uyruklu olan yani milliyeti İtalyan olan ilk 18'indeki oyuncularla oyna. İşte atıyorum 5 maç oyna. İşte 2 tane, 3 tane mega paket veriyor. FIFA'da böyle. Şimdi burada oyuncuyu deep into yapamıyoruz ya. Biz bu oyuncular ne yapacağız? Herhalde bir tarafımıza sokacak halimiz yok bu oyuncular değil mi? Konami muhtemelen e, ilerleyen dönemlerde işte bu sezon 1, sezon 2 diye hani e, sezon 1 oynuyoruz biz şu anda. Onun teması var şu anda. Onu oynuyoruz. Sezon 2 geldiği zaman, ne zaman gelir bilmiyorum. Şu anda afaki düşünüyorum. Sezon 2 geldiği zaman bize farklı bir e, konsept getirebilirler. O yüzden bu oyuncuları elinizdeki oyuncuları silmeyin arkadaşlar. Tamam mı? Bize e, işte sağ ayakla sağ ayaklı oyuncularla 3 gol atlar. Mesela işte zayıf ayağı bilmem ne da şu mesela, FIFA'da hep böyle işte zayıf ayağı 4 yıldız en az 4 yıldız olanla 5 gol at diyor mesela. Adam sana bir görev veriyor. Bu da bir oyun. Yani mesela kesinlikle gelecektir bak eminim. Bu tür buna benzer etkinlikler gelecektir. O yüzden işte haller çıktı silme abicim işte ne bileyim ya şu pes içi bile silme. Dursun çıkarttıysan yani işte Nunes de, de Diğerleri kim gelecekse artık. Bunun da bilgisini vermek istedim arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Ee, şimdi ben bu yüzden. E, bu arada bir bir maç yaptım. E, klasman 4'e e yükselme maçımdı o maç. E, o maçta bana e, klasman birden rakip verdi arkadaşlar. Videosu var kayda geçtim ama görüntüm yok. İsterseniz o videoda paylaşabilirim. Maç videosunu paylaşabilirim arkadaşlar ama görüntüm yok. Sadece klasman birden bir rakip geldi ve kendimi denemek için direkt hemen kayda girdim o maçta. Ee, çocuk Eto'yu da çıkarmış. Figo'yu da çıkarmış. Ondan sonra efendime söyleyeyim Bruno Fernandez'e De Jong şuradan. Bak şu De Jong kartı var. Şu Bruno Fernandez var. Muhtemelen Arap bir rakipti ve e, coin harcamış kadrosuna. E, şimdi maçı Sonucunu söylemeyeyim zaten. Gerek yok. Eğer At abi izleriz biz yine de diyorsan. Görüntün yok ama biz yine de izleriz diyorsan. Size o maçı da e, kanalıma atarım. E, yani sizi ileriye götürmüyor bu oyuncular. Ben GP ile kurdum. Takımımla o çocuğa karşı oynadım. Ve çocuğun e, şöyle söyleyeyim. Sadece 3 oyuncusu herhalde normal GP almıştı. Geri kalan 8 oyuncusu arkadaşlar. işte bu, bunlardan çıkartmış. Şunlardan çıkartmış beyefendi falan. Böyle bir şekilli bir oğlandı ama e, öyle oldu işte. Yani <laughs> maçın sonucunu söylemeyeyim arkadaşlar. Neyse. <gülüyor> gençler. <gülüyor> Durum bundan evvel. Paylaş derseniz o videoyu da atarım kanala. izlersiniz gençler. Size böyle bir bilgi vermek istedim. Umarım işinize yarar. Açmayın. Benden size tavsiye. Ederim. Bekle abicim. Coin'i beklet. Daha güzel hormonlu kartlar gelecek. Sakin ol. Şu anda oyunun başındayız. Yani şu kartlarla senin elindeki GP ile oynadığın kartlarla hiçbir farkı yok. İki tane 3 tane özelliği sadece bir iki gram yüksek. Başka hiçbir halta yaramıyor. Gerek yok. Sakin ol. Tamam mı? Sakin ol abicim. Bir, bir ay falan geçmiyor. En az bir ay geçsin arkadaşlar. en az bir ay. Bir ay sonra mesela sezon 2 gelecek ya. Mesela sezon 2'de daha hormonlu kartlar gelecek. Sezon 3 olacak daha hormonlu kartlar gelecek derken. O zaman ha ulan ben bu karta bir 100 coin harcayayım derim ben de mesela. Atıyorum mesela sizin için mesela işte bir 3 topluk bir açılım yaparım. Ama ona değecek bir kart gelirse yapacağım. Onun dışında yapmayacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.